Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size Social Games adlı projeyi bir kez daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Social Games adlı projede arkadaşlar ayda yaklaşık 30, 40, 50, 60 dolar kazanabilirsiniz. Ben geçen ay 138 dolar kazandım arkadaşlar. Bunlar nasıl yapılır ve detaylara şimdi hemen geçelim dostlar. Öncelikle bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadı ve bu videoda anlatanların arkadaşlar sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın. Ben Social Games'i 3 aydır oynuyorum ve 3 ayda ilk ay 100, 2. dolar 67, 3. ay ise arkadaşlar 138 dolar kazandım oynayarak. Şimdi öncelikle burada bir üye olma kısmı var arkadaşlar. Burada öncelikle create account oluşturup e-mail yazıp kaydolabilirsiniz. Kaydolurken benim referans koduyla kaydolmayı unutmayın. Yani referral kod istediğinde benim kodu girmeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya sonrasında giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra oyun hakkında detaylı anlatım yapacağım şimdi. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Discord'da da aynı zamanda Social Games'e ait odamız var arkadaşlar. Social Games odamızda istediğiniz soruları sorabilirsiniz ve sürekli aktif olarak konuşuyoruz. Discord'umuz da katılıp sohbetten veya Social Games odasından istediğiniz oyunla istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle oyunda bir sıralama sistemi var ve sıralamaya göre arkadaşlar para kazanıyoruz. Ve nasıl para kazandığımızı da açıklayacağım, ne şartlarda nasıl. Şimdi arkadaşlar günlük, haftalık ve aylık sıralama var burada arkadaşlar. Aylık sıralamada ödül alınıyor. Nasıl alınıyor arkadaşlar? Katılımcı sayısı başına. İlk başta ödül pool'unu 1500 yapıyorlar. Sonra katılımcı sayısı başına arkadaşlar ödülü 10 dolar arttırıyorlar. Yani ödülü katılımcı sayısına 10 dolar arttırıyorlar. Ve bu arada katılan kişi sayısının arkadaşlar toplamda totalde %20'si ödül alabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diyelim 200 kişi katıldı. İlk 40 kişi, 300 kişi katıldı. İlk 60 kişi ödül alabiliyor. İlk ay çok fazla bir ödül alamıyorsunuz oyun hakkında. Niye dersiniz arkadaşlar? Çünkü bu sıralamada üst sıralara gitmek için ya NFT'ye ihtiyacınız var ya da enerji binanızı genişletmeye arkadaşlar. Ve ben hem enerji binamı genişlettim hem de NFT'm olduğu için şu an bu ay arkadaşlar 4. sıradayım. Bu ay için hedefim ilk 3'e girmek, hatta ilk 2'ye girmek. Tabii ki de biraz zor olacak gibi gözüküyor ilk 2 ama ilk 3'e girebileceğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar oyun nasıl oynuyor? Oyunda kaydımızı açtık. Böyle bir ekran var arkadaşlar. Cyber City kısmından oyuna girebiliyoruz. Oyunun 3 tip modu var arkadaşlar. Daha önce burada hangi modları gösterdim? Paintball'u gösterdim. Sumo Rage'i gösterdim. Bunlar 2 enerjiyle giriliyor ve 100x veriyor arkadaşlar. 2 enerjiye. Ve District Raid kısmı var. Bu en önemlisi arkadaşlar. District Raid'le de arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? District Raid'e girip dövüşebiliyorsunuz. Burada seviyesi göre 1 enerjiye 115x bile alabiliyorsunuz. Zaten aylıkta sıralama XP göre veriliyor. Ve bu arada oyuna yeni başlayanlar 250 enerjiyle başlayacak. Oyunla konuştuk cumadan sonra. O yüzden oyuna yeni başlayanların da bir avantajı olacak. Puan kasıp sıralamaya girebilecekler. Bunda hemfikiriz. Şimdi arkadaşlar burada bir enerji binamız var ve enerji binamızı ya oyundan kazandığımız altınlarla başta, sonra oyundan kazandığımız yıldızlarla, sonra ise oyundan kazandığımız Soga tokenlerle birlikte geliştirebiliyoruz. Ve geliştirmek için de belli başlı bir level istiyor. Ben 30 level'ım, bayağı yüksek. Burada da arkadaşlar başka bir binamız var. Bu da bize elma üretiyor. Bunu da aynı şekilde geliştirebiliyoruz. Bir geliştirdik ki arkadaş upgrade'e bastıktan sonra buradaki işçilerin de müsait olması önemli. Buradaki işçiler müsait olmazsa geliştiremiyorsunuz. Burada da arkadaşlar en son arkadaşlar karakter alma kısmı Cyborg var. Cyborg'a girdiğimiz zaman burada NFT'leri göreceğiz. NFT'ler ne işe yarıyor? Dövüş modunda arkadaşlar karakterlerimiz daha güçlü oluyor ve daha üst seviyelere çıkabiliyoruz. Birazdan bir dövüş modu girip de göstereceğim. Zaten Paintball'la Sumo'yu önceki videoda göstermiştim. Oyun biraz karışık gibi gelebilir ama öğrenmek isteyenler 10 dakikada 20 dakikada öğrenecektir. Hatta Discord'umuza gelip sorularınız varsa sorabilir. Aynı zamanda Telegram'ımızda sorabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch yayınlarımızda da sorabilirsiniz. Arkadaşlar burada öncelikle karakteri, hero'ları yani karakterlerimizi, NFT'imizi ya buradan ya da OpenSea'den alabiliyoruz. Heroes Shop'a girdiğimizde göreceksiniz zaten hero'ların burada olduğunu. Hemen girelim. Şu an benim şeyin yavaş olmasının nedeni şurada donanım özelliği kapalı. Şunu bir açayım. Bir saniye arkadaşlar. Pardon, şu donanım hızlandırmayı kullan demem lazım. Hemen başlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi daha hızlı bir oyun olacak. Çünkü öyle olmasının sebebi donanım hızlandırma kapalıyken böyle oluyor. Açıkken daha hızlı oluyor. Hemen buradan Cyber City'ye basacağım ama dediğim gibi dondu. Hemen bir Cyber City'ye basalım yüklendiği zaman. Evet arkadaşlar sizde yavaş olmayacak oyun. Bende donanım hızlandırma kapalıydı. Onu açık yapmanız lazım. Ayarlardan Cyber City'den arkadaşlar Cyborg'a bastık. Geldik tekrardan. Açılıyor arkadaşlar. Buradan hero alma kısmına geçebiliyoruz. Burada arkadaşlar Cyborg Corp kısmından bir tane karakter seçebiliyoruz. Ghost veya Charles. Bunlar da VPL olarak geçiyor. Cüzdanı bağlayın diyor NFT'de görmek isterseniz. Burada arkadaşlar NFT'ler satın alabiliyorsunuz. Burada şöyle rare bir common'lar 10 dolar arkadaşlar bunlar. Şu an satılmış. Satılmışsa burada 6. 7. sınıfta alabiliyorsunuz. Tanesi 10 dolar ve arkadaşlar yıldız verirseniz oyuncu kazandırıp maksimum 5 dolara kadar indirim yapabiliyorsunuz ve NFT'leri 5 dolara alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve NFT'lerin özellikleri var. Bu NFT'ler dövüş modunuzda sizlere işe yarayacak. Bu arada Social Games yakında turnuvaları da başlayacak. Çok güzel olacak. Hep beraber katılacağız. Bunları anlattıktan sonra Sumo
Orange'de enerji kullanarak, Paintball'da enerji kullanarak ve District Race'de enerji kullanarak arkadaşlar X kazanabiliyorsunuz. Ve bu arada aldığınız karakterleri yemek yediriyorsunuz Grinders'ta. Mesela 0 level karakteriniz, 10 level yaptınız, yemek yediniz. Sonra Cyborg'a girip Engineer'dan geliştirip aynı zamanda City Hall'dan arkadaşlar karakterinizi yükseltip GM'den skill öğrenebiliyorsunuz. Bunlar şu 4 bina arkadaşlar. Bu hem hero alma hem de hero geliştirmek için bu 4 bina. Hero'ları da level atlatıyorsunuz. Benim hero'larım mesela 70 level. Gerçekten güçlüler. Şimdi bu District Raid'e geldiğimizde arkadaşlar bu da bir oynama modu ve karakterlerimizin skill'leri var. Şu an elimde 3 tane NFT'm var. Zaten 3 NFT ile oynanıyor. Oyun zaten başta bedava 3 tane NFT veriyor ama o bedava NFT'lerle ilk bölümü anca geçebiliyorsunuz. Diğer bölümleri geçmeniz zorlaşıyor. Bazen böyle bir hata alabiliyorsunuz. Bunda bir problem yok. Hemen giriyorsunuz tekrardan. Girdik arkadaşlar. Campaign kısmına bastık. Easy'de giriyoruz. Easy 1 enerji yiyor. Şurada gösterdiği gibi. Normal 2 enerji yiyor ama Easy oynamak daha mantıklı X konusunda. Ben en son bu mod açıldı bende. En son bu mod açıldığı için bu modda giriyorum arkadaşlar. Karakterlerim Easy'nin en son modunu bile kesebiliyor. Şu 3 karakter benim. Bu da 3 oyunun verdiği free karakter arkadaşlar. Bunlarla hemen giriyorum. Space'e basıyorum. Burada oyunu bir kez oynayacağım ve enerji kasacağım. Ücretsiz. Geçen ay ben ücretsiz bir şekilde Aralık ayı ne kadar kazandım onu söyleyeyim sizlere. $138 kazandım. Bu da sizlere ne kadar yapıyor arkadaşlar? 2586 lirayı sadece ücretsiz bir şekilde buradan kazandım. Buradan 2x yapabiliyorsunuz. Karakterlerimizin skill'leri var. Buradaki karakterleri keserek de arkadaşlar dediğim gibi level atlamaya çalışıyorsunuz. Yani bir üst seviyeye geçmeye çalışıyorsunuz. Ve burada X kazanıyorsunuz. Kazandığımız X de sıralamamıza etki ediyor. Onu söyleyeyim. Hani sıralamayı böyle kasıyoruz oyunda. Sıralama kasarak da üst sıralarda yer almaya çalışıyoruz aylıkta olarak. Üst sıralarda yer aldığımız zaman ise ödüller oluyor. Dediğim gibi ödül sistemi ilk %20'ye girmeniz lazım ama oyunu zaten çok az oyuncu oynadığınız için. Yani düzenli olarak oynarsanız oyunu aktif olarak ilk %20'ye girebiliyorsunuz. Tabii ki de oyun çok da az vakit yemiyor. Bazen çok fazla vakit yediği de oluyor oyunun. Özellikle hani ilk 3'e ilk 4'e girmeye çalışıyorsunuz. Hatta ilk 5'e ilk 10'a. Ama derseniz ki ben ayda alayım 20-30 dolarımı az oynayayım derseniz bu mümkün arkadaşlar oyunda. Çok mümkün. Hatta bizim kitleden şimdi kimler var kimler oynuyor onlara da bakalım. Sıralamada ne durumdalar? Social Games'in de bu arada Discord'una katılmayı unutmayın. Kayıt olurken de benim referansı unutmayın. Sorularınızı mutlaka Discord'a gelin. Aynı zamanda Discord'a gelmekle yetinmeyin. Twitch yayınlarımıza da gelin. Sorularınızı hepsini sorun. Biraz karışık geldiğini biliyorum arkadaşlar. Mesela bunu öldürdük arkadaşlar. Sandığı açtık. Buradan bir 115 X aldık. 90 para aldık oyuncu gördüğünüz gibi. Ve X neye yarıyor arkadaşlar? Sıralamamızı arttırıyor. Buradaki Genevere'deki sıralamamızı arttırıyor ve üstlere çıkmamızı yarıyor. Oyunu yeni başlayacaklara önerim. Öncelikle enerji binalarını geliştirmeleri. Enerji birikmiş bende 4 tane. Hemen alıyorum buraya ekletiyorum. En fazla maksimum 250 enerji olabiliyor. 250'den düşük tutmaya çalışıyor sürekli bu binada olsa da. Bu binayı geliştirdikçe daha fazla enerji üretiyorsunuz. Ve arkadaşlar enerji ürettikçe başta paintball, sumo veya işte bizim oynadığımız dövüşün ilk bölümlerini geçerek X kazanabilirsiniz. Hangisinin mantıklı olduğunu size göre hesaplayabilirsiniz. Sıralamaya da baktığımızda zaten bizim tayfadan, bizim izleyicilerde ben varım. Kerem Wolf var bizden. Pentos var bizden. Sonra burada baktığımızda bizden başka kişilerin de olduğunu Swarntek var Fatih. Minamot bizden olabilir belki. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi İltaş var. Can35 var. Gibi gibi bizden oynamaz olaydım. Ekoes, Özdemir gibi birçok kişi de bizden mevcut oyunda arkadaşlar. Siz de aramıza katılıp bir ayda belirli bir gelir elde edebilirsiniz. Zaten ilk 75 kişi 75. 50 puan gördüğünüz üzere. Yani girer girmez 10 ayın atarsanız direkt ilk 50'de oluyorsunuz zaten. Çok kolay aslında gördüğünüz gibi. Bu arada benim referansımda da kayıt olursanız ben de belli bir süre oynarsanız 2 sogo alırım. Çok fazla bir şey almam. 2 oyun tokeni alırım. Bunun şu anlık bir değeri yok. Ve oyunda şurada da görevler olacak. Görev sistemleri yaptıkça da X kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli gelip gidiyor. Ayrıntıları Discord'umuza gelip sorabilirsiniz. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim tüm açıp video like verin atmayı. Bir sonraki videoya da bekliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.